Hoş geldiniz. Bugün çok esken oyuncu koltuğum ve oyuncu kulaklığımı yenileyeceğiz. Şöyle canavar gibi bir şey. Çok hızlı bilgisayar. Acayip güzel oyunlar oynuyorum burada. Ama artık oyuncu koltuğumun halini görüyorsunuz. Buralardan artık böyle pamuklar mamuklar çıkıyor. Derileri soyuldu. O yüzden yeni bir koltuk almanın vakti gelmişti. Kulaklık da aynı şekilde. Çok eskide. İnternetten baktım. Bayağıdır da bakıyorum. Çok güzel bir koltuk buldum. Buraları böyle ışıklı mışıklı. Şekilli şukullu. Mağazadan stok durumuna baktım. Hemen evin 2 kilometre ötesinde bir mağazada buldum stok durumunu. Kulaklığında, koltuğunda. Şimdi gideceğiz, alacağız. Biraz tuzlu, 7000 küsür lira. Kulaklık da 4500 lira falan. Bilgisayarımı da tanıttığım bir video çekeceğim ayrıca. O yüzden bunları alacağım. Daha güzel oyun oynayacağım. Size oyun videoları da çekeceğim. Hadi o zaman gidelim. Şimdi hava soğuk olduğu için montumu alıyorum. Kısa kolluyla üşüyeceğim için. Havalar da soğudu arkadaşlar. Bizim de lig yeni başlıyor. O kadar havalar güzelken hiç lig yoktu. Lig maçları yoktu. Şimdi havalar soğudu, lig maçları başlıyor. Hafta sonunda Pendik'le oynayacağız. Belki deplasman vlogu da gelebilir, bilmiyorum. Sürpriz olsun o da. Bu arada ben oynamayı eskiden çok seviyordum. Sonra bir ara böyle bir sene falan neredeyse hiç oyun oynamadım. Çok az oynadım. Sonra çok güzel bilgisayarım oldu. Artık bilgisayarım eskidiği için oynasam da zevk almadım. En kötü grafiklerde oynasam bile arada bir takılmalar falan oluyor. Şimdi acısını çıkartmak için açıyorum böyle oyunları. En yüksek grafiği alıyorum. Hepsini destansiye, efsaneviye oynuyorum. Çok eğlenceli oluyor. Yine öyle çok oynamıyorum ama her gün neredeyse oynuyorum değil mi annem? Evet, her gün oynuyorum yani. Ama artık arkadaşlar koltuğum çok eski. Hatta geçen gözüme derisinin o parçası soyulmuş. Gözüme girdi, zor çıkardık. Değil mi anne? Evet. Artık hayati gözlerimin tehlikesi şeyi var yani. O yüzden aldığımız gibi. Kulaklığımla arkadaşlar temassızlık yapıyordum. Böyle bir tarafından gelmiyor, bir tarafından geliyor. Vuruyorum, düzeliyor falan. İçinde temassızlığım var. Bir de mikrofonu yavaş yavaş çalışmaya başladı. Onun içine ben çorba falan kaçırmıştım eskiden. Temizledi, düzeldi falan. Yarım yamalak düzeldi. Bundan sonra artık herhalde bilgisayar başında yemek yemem. Zor temizliyorum. Artık bilgisayar başında yemek yemem. Diğer sen bile çok dikkatli olacağım. Hadi gidelim. Let's go, let's go. Hadi baba. Neden çıkıyoruz? Arkadaşlar zaten ben bayağıdır yeni bir koltuk ve kulaklık almak istiyordum. Fakat öyle güzel bir koltuk ve kulaklık bulamıyordum. Aslında kulaklık zaten bayağıdır aklımda vardı. Yine kablosuz bir kulaklık alacağım. Fakat koltuk bulamıyordum. Bunu görünce zaten direkt babama dedim alalım. Babam da git dedi mağaza stoğuna bak. Yakında bir yerde varsa alalım dedi. Çünkü internetten sipariş edince bayağı uzun sürede geliyor. Ya, stokta olmasa bile ben internetten sipariş edecektim ama uzun sürede gelecekti. Şimdi gidip alacağız. İyi ki stokta bulmuşum ya. Bir de çok yakın abi eve. Bir de ikisi de aynı mağazada stokta var. Çok iyi. Şimdi arabaya biniyorum. Çok az bir yolumuz kaldı. Bir de kendime küçük bir webcam bakmak istiyorum. Çünkü size oyun videosu çekmek istiyorum. Bunun için de kamera lazım. Kamerası da çekebilirim ama kameralı daha güzel olacağı için bir de webcam bakacağım. Geldik arkadaşlar mağazaya. Stokta var görünüyordu. Bakalım var mı? İnşallah vardır. İnternette var gözüküyordu. Burada da varsa süper olur. Giriş neresi? İnşallah vardır ya. Baba sence var mı? Bence var. Şunun var ya. Yoksa kızarım. Bayağı kızarım. Burada direksiyon setleri var. Kulaklıklar var. Buna gidiyorum. Gördüm uzaktan. Benim koltuk yok ama burada. İnşallah stokta vardır. Dışarı koymamışlar yani. Kulaklıkları da bakın. Benimkisi yok burada. Baba. Benimki yok. Işıklı olan yok. Kulaklıklara bakayım. Kulaklığa bakacağım. Bunlar değil. Bu sanırım bakayım. Artık bunu yapmalıyız. Evet bu. Kulaklık var. Bunu gördüğünüz daha küçük görünüyor. Küçük olması iyi bence. Bir de hafif gibi. Bunun buradan mikrofon olması lazım. Mikrofon nerede lan? Mikrofon herhalde kutuda. Onun kutusu nerede? Aha. Şu galiba. Yok o değil. Neyse bunu sonra bunun kutusundan alacağım. Bu çok iyi lan. Şurası ben derim. Arkadaşlar kulaklık bu. Bir de bunun böyle mikrofonu olması lazım da. Aynen burada mikrofon girişi var. Buradan mikrofon da çıkacak. Bunun acayip kesiyor sesini. Benim eski kulaklığım da çok iyi kesiyordu da bu daha iyi. Kablosuz mu? Evet kablosuz.
Ben kablolu kulaklıkla kullandım. Kablosuz kulaklıkla kullandım ve kablosuzdan devam edeceğim çünkü kablosuz çok farklı bir şey. Yani gidiyorum, yemek almaya mesela arkadaşlarımla konuşuyorum, böyle çok güzel oluyor. Şimdi koltuk ama sordun mu sen? Görevli bulmamız lazım. Tamam. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bu Rampage koltukların burası biraz çirkin duruyor. İşlevli ama bakın oynuyor falan ama çirkin duruyor. Neyse belki benimki böyle değildir. Bu model değil sonuçta. Bu da 6500 lira. Genişlik 56 santim. Arkadaşlar ürün bu. Geldik stoğu yok dediler. Sonra başka bir adama söyledik. O da depoya bakacak şimdi stoğu var mı diye. Teşhir ürünü. Ürün güzel aslında ama teşhir ürünü olduğu için böyle sesler falan çıkıyor. Gıcırdama falan yapıyor. Biraz eskimiş. Dura dura. Şimdi stokta inşallah varsa alacağız. Buraların da ışıkları var. Işıklar yanınca çok güzel gözüküyor. Şu an biraz sade. Bir de burada bir bel desteği var. Işıklarla müthiş duruyor. Bunun içinde ışıkları var bak. Hiç belli olmuyor da. Kumandadan falan kontrol edebiliyorsunuz. Bayağı iyi. İnşallah vardır ya. Yani. Öyle. Gittikçe heyecanım artıyor. Hala haber yok. Adam gitti bakmaya gelmedi. İnşallah vardır ya. Yani. Yoksa internetten sipariş ver. Bekle. Bir ayı bulur herhalde gelmesi. İki güne gelir de. İki güne gelir mi? He. Baktık. Bunu da... Şunu da alabiliriz. Ama bu PlayStation diyor. Fiyat açısından bir fark yok. 400 lira fark var sadece. Ama bunun rengi falan daha güzel. Görevli geliyor arkadaşlar. Heyecan böyle. Kalbim böyle. Arkadaşlar kulaklığın stoğu varmış. Fakat koltuğun olmadığı için şimdi başka bir mağazaya gideceğiz. İkisini bir yerden almak istiyoruz. Stokta görünen de teşhir ürünüymüş. Bir de teşhir ürünü indirimi sadece %3 yapıyorlar. %3 de çok az yani. Artık orada durmaktan biraz eskimiş. %3 çok az. Böyle bir %20 dese belki alınır da. %3 çok az. Şimdi başka mağazaya gideceğiz işte. Oradan bakalım. Evet şimdi başka bir AVM'de başka bir mağazaya geldik. Çok heyecanlı. İş burada da yoksa zaten artık yani. Yani. Hem de birkaç tane gözüküyordu stokta. 3 tane var dedi adam. Yukarı çıkıyoruz mu lan? Kulaklığı, webcam'i ve koltuğu buradan alacağız. Hepsini bir yerden olsun istedik. Nerede? Aynen o taraf. Bayağı da büyük duruyor her mağaza. Direğe çarpıyordum ben. Baba başka yere bakarak yürümek çok sıkıntı. Az daha çarpıyordum diye. Siz onu başka yere bakarak yürümeyin. Şimdi bakalım inşallah stokta varsa alacağız gideceğiz. Evde zaten size göstereceğim. Hepsini detaylı anlatacağım. Galiba bu koltuğun kumandası var. Orada istediğimiz renkleri istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Öyle olması bence bayağı iyi. Işıkları kapanıyor bir de. O da iyi. Bir de baba bir şey diyeceğim. İnternette USB çıkışlı yazıyordu. Powerbank olarak da kullanabiliyor musun onu yani? Bilmem. Kulaklığımın mesela şarjı bittiğinde oradan takıp da kullanabilirim. Sürekli powerbank istiyorum mesela. Öyle kullanabilirim. Powerbank'i bulmak mesela evde biraz sıkıntı bizim. Çünkü herkes kullanıyor. Hadi bakalım. Vallahi heyecanlıyım ya. İnşallah vardır. Arkadaşlar şimdi geldik. Stokta varmış ama depoyu açamazlarmış. Depo kapanmış. Ne alaka ben de anlamadım. Saatten dolayı galiba. Yarın gelirsin size veririm dedi. Yarın geleceğiz. Öyle yarın neyse ki okulu yok. O yüzden gelebilirim. Ama niye depo kapanıyor ben anlamadım. Mağaza açık sonuçta yani. Az kaldı herhalde mağazanın kapanmasına. Bir saat var aslında daha. Bir saat. Neyse şimdi eve gidiyoruz. Yarın bakacağız. Moralim çöktü yani. Babam da çok üzgün. Değil mi baba? Ben üzgün olduğum için babam da doğal olarak üzgün oluyor. Bu akşam Cimer'e yazacağım. Ya saatler 9 depo kapalıymış. Bilmiyorum yani. Saçma geldi bana. Adam birini sordu arkadaşı. Dedi bu burada mı? O da değil deyince iyi depo kapandı abi dedi. Herhalde adam depoyu kapatıp eve gitti. Nasıl satayım bilmiyorum yani. Zaten bir şey kalmadı yarına. Saat kaç? Saat 9'u 10 geçiyor. Kaç saat var? Bayağı az saat var yani. Hemen uyuyayım eve gidince zaten bir gözümü açıp kapatınca hemen sabah olacak. Sonra yarın gidip alacağız. Ondan sonra antrenman 3'te. Biz sabahtan gelip alırız değil mi baba? Çünkü eve gidip kuracağız. Yani sen uyanınca işte. 12'den sonra. Ben uyanınca yani 12-1 gibi gideriz. Benim için çok uzun ama sizin için bir saniye falan. Arkadaşlar saat 1 oldu ben yeni uyandım. Şimdi babam da geldi işten. Gideceğiz birazdan. Diyoruz ki futboldan önce alalım. Futboldan sonra kurarız, test ederiz falan. Futboldan önce alacağız o yüzden. Futbol antrenmanım 3'te başlıyor. İşte ben yeni uyandım saat 1. Gitsek gelsek 2 olsa
Belki futbolda önce kurarız ama bilmiyorum. Çünkü 2.30'da yola çıkmamız gerekiyor. Neyse şimdi gidiyoruz. Heyecanlıyım. Yani bugün de olmaz zaten. Adam zaten yarın gelin dedi. Şimdi alacağız. Yola çıktık. Şimdi dün gittiğimiz AVM'ye gideceğiz. Oradan Medimark'a gireceğiz. Depo açıktır inşallah. Alacağız gideceğiz valla. Hızlı olmamız gerekiyor biraz. Çünkü 3'te antrenmanım var saat. Oraya gitmemiz herhalde 1.10'u bulur. Hemen alıp dönsek belki evde kururuz baba antrenmandan önce. He? Koltuğu. Ben 10 dakikada kurarım onu. Ama vidalı midalıdır bilmiyorum ki. Bence hemen kurarız. Antrenmandan gelince de size özelliklerinden falan bahsederim. Işıklarını gösteririm. Geldik arkadaşlar. Arabadan iniyoruz. Çok heyecanlıyım baba ya. Buradan alacağız. İnşallah deposu açıktır. Deposu açık değilse kafayı yerim artık yani. Hadi bakalım, hadi bakalım. Dün biraz daha baktım. Başka bir kulaklığa falan daha baktım. Fakat fikrim değişmedi. Koltuk zaten fikrim aynı. Başka çünkü RGB ışıklı koltuk bulamadım. Ve kaliteli bir markanın. Rampage'in yani. Bilindik bir markanın. Şimdi giriyoruz, alıyoruz. Çıkacağız inşallah. Arkadaşlar koltuğu aldık. Depoda artık kilitli değil. Bir tane webcam aldım. 30 FPS. Yani 800 lira falan. Ben onları daha ucuz biliyordum. Ama 800 lira pahalı geldi yüzüme. Ama mecbur alacağım. Başka model yoktu. Bir de 400 lira vardı. O da dandik dedi abi. Neyse şimdi webcam aldık. Kulaklığı getirdi zaten. Bir de koltuğu aldık. Şimdi arabayı yükleyecek abi bizle beraber. Yardım edecek. Sonunda halledebildiğimize çok sevindim. Zaten bayağıdır lazımdı koltuk bana. Eve gidelim de bir kuralım, deneyelim ya. Kulaklığı aldık. Koltuğun ödemesini yaptık. Şimdi depodan abi bize yardımcı olacak arabayı yüklemede. Gidiyoruz bakalım hadi. Saat bu arada 1.30'a geliyor. 1.20 geçiyor. Evde çok hızlı kurabilmeye vaktimiz kaldı galiba. Hemen evde kurarız. Bir koltuğun meyinamını görürüz. Kulaklığı da ben bir müzik testi, oyun testi falan yapmak istiyorum. Bir eve gidelim, saate göre her şeyi yaparız. Arabayı yükleyeceğiz. Burada kulaklarımız da var. Bagajı sığacak mı acaba? Sığar mı bagaja? Bagaja sığar. Kafanın nasıl olur? Dur bakalım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Arabayı yükledik. Ağır mıydı baba? Çok ağır lan. Leş gibi. Adam dedi ki sen ağır deyince elektrikli, ışıklı isteyen sizsiniz de. Işıklı isteyince ağır olur. Herhalde ışıklı. Bagaj kapısı açık kalmış ya. Şuna baksana bir. Tamam. Bagaj kapısını da kapattım. Eve gidiyoruz. Saat 1.27 geçiyor. Bence kurarız ya. 10 dakikada kurulacak bir şeydir bence. 2 vida taktık mı tamam işte. Geldik. Yukarı çıkaracağız kutuları. Babam koltuğu, ben çantayı çıkaracağım. Çantamı aldım. Bagajı da kapattım. Bu adam benim babam. Cebinden anahtarı alsın. Tamam. Arabayı da gidersin. Kilitlendi. Sen yürü. Önden gidip kapıyı açar mısın? Açarım. Çok ağır oğlum ya. Yürü git hadi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendi isteğinle çalışıyorsun değil mi? Ya. Yürü sen yürü. Gidip kapıyı aç. Tamam. Babama kapıyı açacağım. Size basmak da atılıyordur. Bende de çanta var baba. Evet arkadaşlar şimdi eve çıkardık. Ve benim odamı açmak yerine salonu da açacağız ve kuracağız. Sonra taşıyacağız. Çünkü burası daha geniş. Burada daha rahat çalışabiliriz. Başlıyorum o zaman. Bu baya şey ya. Baya zahmetli görünüyor. Hallederiz. Oo.
Bu bizim sık koyacağımız yer. Kenarların ışıkları var. Bunu şöyle kenara alayım. Yalnız kaliteli duruyor. Bu yastığı. Bu bel desteğimiz. Böyle şurada duruyor. Çok şey. Çok sarmışlar. Bunları açması bile zaten 5 dakika. Çok ağır. Şu var ya. 2 kilo vardır. Rahat 2 kilo vardır. Çok kaliteli malzeme. Şey. Metal galiba. Yalnız iyi ki burada açmışız. Odamda çok zor olurmuş. Bu kol kısmı. Kolumuzu. Güzel patlamıyor. Sevmedim. Şimdilik. Bu kol. Bir tane daha kol olacak. Başka bir şey kalmadı. Herhalde. Bu ne? Ha, bu yükseltme alçaltma şeyi. Çok parçası var ya. Zahmetli olacak. Yalnız malzemelerin hepsi, parçaların hepsi çok kaliteli malzemeden. Metalden filan. Ha, bu da kıç. Kıçımızı koyacağımız yer. Bir tane de bir tane de kol. Bir de şimdi ışıklı bir koltuk aldık. Galiba bunlar da onun için. Plastik bir parça. Bu ne? Bu ne bilmiyorum. Bayağı bir vidamız var. Tekerleklerimiz. Bir parça daha. Bu ne? 3 tane böyle küçük parçalar var. Bu yine çok ağır bir parça. Yani bu böyle duracak. Bunun üstüne koltuk gelecek galiba. Süspansiyon sistemi. Şimdi burada da son bir parçamız var. Şimdi babama kolay gelsin. Babamla birlikte kuracağız şimdi bunları. Bir herhalde 15 dakika sürer değil mi baba? Bakacağız. Şimdi koltuğu kuracağız, sonra kulaklığı falan da açacağım. Şunu kenara alalım. Bunun içinde bir şey yok zaten. Görün. Şimdi babam çalışıyor. Kurmaya çalışıyor. Baştan başladık en alttan. Burada kılavuzumuz var. Kılavuza göre yapıyor işte. Değil mi? Ya da kafasına göre yapıyor bilmiyorum. Neyse. Kılavuza göre gideceğim. Kılavuza göre gidecekmiş. Şimdi tekerlekleri takıyorum. Tekerlekleri takıyor. Alt aksamı. Bence yarısını tamamladık değil mi baba? Yani bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Zor olan yerleri yapıyoruz şu an. Elim ağrıdı ya. Fındıktan sonra hiç bu kadar uzun eğilmemiştim. Fındık toplamaya gittiğimde bir tek böyle eğilmiştim. O yüzden belim biraz güçsüz. Şimdi şunun üstüne oturtacağım galiba. Dur bakayım. 4, 1, 2, 3'ü yaptık. 4, 4. Bunu bunun üstüne koy. Şu delikten. Yani şurada altta bir kablo var görüyor musun? Işık kablosu. Tamam koy bakalım şunun üstüne. Tamam. Dört kolaymış. Harbi bayağı kolaymış. Nasıl? Aa, burada kablo var. Şimdi 5 şu sırtlık. Yarış arabası koltuğu gibi baksana. Sırtlığı takacağız. BMW. Nasıl takacağız? Bilmiyorum ki. Getir bakalım. Şöyle, şöyle. Tamam işte. Oldu mu? Böyle tamam, dursun. Tamam. Hangi vidaları takacağız? Şu nereye gidecek? Ben onu anlamadım. Burada 2 tane var. Burada 4 tane var. Bu nereye gidecek? Bu ne? Işık için. Buradan buraya bağlantı olması lazımmış. Yok ama. Ha burada. Var mı? Var. Şey var. Bekle. Ha, gördün mü? Tamam. Ha, süper. Tamam. Bununla bu birleşecek herhalde ama araya bir şey daha girecek. Şu şeyin ha, içindedir diye tahmin ediyorum. Ya da şunlardan biri. Bunu nasıl sabit? Burada vida delikleri var. Bunları tutturacağız işte. 1, 2, bunlar zaten hareketli aksam. 3, 4. Bunlar ne be? Yalnız feci. Şu çok şekil duruyor baba. Bu daha küçük senin eskisinden. Evet. Değil mi? İyi bari. Öbür arkadaşlar çok büyüktü. Çok yer kaplıyordu.
Bu daha iyi. K'ya takacakmışız. K şu herhalde. Sen bakayım. USB çıkış falan var mı? Çok merak ettim. Powerbank olarak falan. Valla da görünmüyor. Evet, evet. Tut bakalım. Evet. Şöyle birazcık. Dur ben buradan bakayım. Şöyle olması lazım. Bana doğru ittirsene birazcık. Tamam. Ama oynatıyorsun. Tamam. Diğer tarafını çevir bana. Tam sıkamadın mı? Bana hiç sıkmadım. Hı, tamam. Dur, iki tane şu büyük vida nereymiş acaba? Rahatım. Ama ben biraz şu sırtı geri almak lazım. Şu an çok önde duruyor. Anladınız mı? Bir tık geri almak lazım. Bir de boyunluğu falan var. Onları takmıyor. Dön bakalım. Devam et. Şimdi arkadaşlar koltuk bitti. Şunları takmayı unutmuşuz. Şuralarını. Güzel görünsün diye ama takmayacağız artık. Parça arttırdık işte. Aynen, parça arttırdık. Ters yaptık. Taktım ben bunu. Bu zaten normal duruyor. Buna hiçbir şey yapmıyoruz. Bu durmasa da olur. Ama ben kullanırım herhalde. Dur bakayım bir şey arayayım. Oh. Bence bu yastık rahatsız. Geride olsa belki kullanılabilir. Bu saatim geldiği için gideceğim ve giyineceğim. Sonra antrenmana gideceğiz. Zaten koltuk tamam. Sadece elektrik aksamı kaldı. Kulaklığı falan da akşam göstereceğim. Webcam falan hepsini göstereceğim. Öyle. Nasıl? Mermi. Yukarı kaldırıyoruz. Bu iyi işte. Rahat mı? Dur bir kere de ben yedim. Bak ben nasıl kullanırım sıkıyı. Bu yastığı kullanmam. Yok, kullanırım abi şöyle iyi. Film izlerken böyle çok iyi. Veya şöyle arkaya yaslandığında yastık boynum için çok iyi. Oyun oynarken böyle. Var baya. Bunlar da işe yarıyor ya. Kötü görünüyor ama işe yarıyor. İleri geri nasıl yapıyorduk lan? Öyle iyi. Arkadaşlar tamladık koltuğu. Çok rahat valla. Öbüründen çok daha rahat. Bir de ince olup böyle aerodinamik duruyor yani. Güzel duruyor, şık duruyor. O şey de güzel. Formalarımı giydim. Şimdi antrenmana gideceğiz. Antrenman bitince de elektrik ışıklarını falan yapacağız işte. Galiba kumandası şunda. Şunu ben bir açmak istiyorum. Öyle. Bakalım. Kumandasına bak. Bu ne? Bu ne bilmiyorum. Buradan kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Renklerini seçebiliyoruz. Işık parlaklığını azaltıp kapatıp arttırabiliyoruz. Burada USB şeyi var. Bunu prize mi bağlayacağız? Yoksa bu şarj etmek için mi? Oradan elektrik alacak. Yani hep şarjda olacak değil mi? Şarjlı değildir o, bilmiyorum ki. Hep galiba arkadaşlar. Ama bu kadar ağırsa belki şey olabilir. Bu da galiba şeyi. Şu hani arkasındaki. Burayla ilgili olabilir bu da. Değil mi? Bence burayla ilgili. Powerbank'i getirsene bir iki dakika. Şimdi babam powerbank'i getirdi de. Tak bakayım powerbank'i. Bunu mu? Ha. Belki ömür bozuktur. Uf. Oo. Yandı. Var ya bu gece manyak olur, ben sana bir şey diyeyim mi? Şu anda bile çok güçlü baba. Ben bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim. Abi şu anda bile çok güçlü. Dur bir renk yapalım. Of çok iyiymiş ya. Auto'ya basınca böyle bütün renkleri şey yapıyor. Off kapalı, on açık. Şimdi auto yapayım. Auto da böyle. Ne renk olsun? Mavi yapalım bir. Koyu mavi yapalım. Bir tık açık mavi. Antrenmana geç kalacağız. Pembe. Parlaklığını sona alayım. Bak bak, parlaklığını düşürüyorum. Parlaklığını arttırıyorum. Auto'da full parlaklık. Bu çok iyi. Bu mesajı bir şey.
Bir dakika bir şey daha deneyeceğim. Hemen gidiyor mu bakalım? Evet. Demek ki bu hep bağlı olacak bir yere. Değil mi? Yani şarjlı olsa daha iyi olabilirmiş. Ama neyse. O kadar olur. Bu manyak iyi lan. Adam bir de Mediamarkt'taki bence ışıksız alın diyor. Mediamarkt'taki çalışan. İyi ki ışıklanmışız ya. Bak şimdi izle. Şöyle geçişimde oturuyorum böyle. Arkadaşlar bunu arkadaki cebe koyarsak powerbank'i hani o cep bunun için düşünülmüş olabilir. Ama direkt normal prize de bağlı yapabiliriz. Fakat powerbank'i içinde cebi manyak iyi düşünmüşler. Bakın şimdi. Hiçbir kablo kirliliği de olmaz. Bakın göstereyim. Şimdi bozmayayım da. Şunları şöyle atarım. Bu şekilde bakın neredeyse hiç kablo kirliliği olmaz yani. Çok iyi değil mi? Feci bir şey. Peki bir şey diyeceğim. Rastgele bir onu bu auto manyak kafayı yedi lan. Bak şimdi rastgele bir yere tutuyor. Pembe olsun. Çok başarılı lan. Bak nereye tutuyorum bak. Kapatayım bu ışıkları. Açayım. Auto. Kumandası bayağı başarılı orada. Şimdi mesela oturuyorum. Böyle yapmayacağım sonuçta normal. Böyle. Yani masanın şöyle durduğunu tahmin edelim. Masa şöyle duruyor. Işıkları kapatayım. Geç oluyor. Ay geç oluyor. Gündüz ışıkları yanmasına gerekiyor. Kapatayım. Sık kapattım. Yeşil olsun. Ve önce onunla yapmamız lazım. Yeşil olsun. Forman da çok iyi oldu. Harbi ya. Çok iyi mi oldu? Kocaeli Spor oldu. Kocaeli Spor. Yalnız bak, antrenmana, antrenmana yetişemeyeceğiz bak, ya. Bu çok açık. Bu daha iyi. Hadi lan hadi. Sonra. Hadi, hadi kalk hadi. Canım sıkıldı. Şu ışıkları bir kapatayım ya. Sonra masaya. Çok iyi. Bitti değil mi şu an? Koltuk tamam. Koltuk tamam. Koltuk tamam. Hadi 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 hadi. Hadi gidebiliriz o zaman arkadaşlar. Bunu da gelince. Onu da gelince göstereceğim. Hadi gidelim antrenmana artık. Geç kaldık ya. Çok iyi lan. Nasıl? Çok iyi değil mi? Futboldan geldim arkadaşlar. Yorgun bir antrenman oluştu. Antrenmanı yaptık. Şimdi eve geldim. Hava da hafif hafif kararmaya başladı zaten. Görüyorsunuz. Renkler iyice belirgin olmaya başladı. Yalnız feci duruyor ya. Çok iyi ya. Bir de estetik duruyor şuraları ince ince. Arkadaşlar bu arada biraz terletebilir diye şey yapıyorum. Ama kışın sorun ama sadece yazın şey olabilir. Suni dere. Gerçek dere olsa herhalde daha çok terletir. Böyle ileri geri gidiyor bakın. Sonra başka ne özelliği var? Böyle aşağı yukarı çıkıyor. Bu ne işe yarıyor? Bunu bilmiyorum. Küçükleri bilmiyorum. Ben yanlışlıkla bir tuşa bastım galiba. Ve en güzel özelliği böyle yatabiliyorsun. Şimdi webcam'imizi ve kulaklığımızı açalım. Keşke ben bunları bunu açıp şarjı taksaydım. Ama unuttum işte. Zaten vaktimiz yoktu açmaya o yüzden. Arkadaşlar video odamda devam edelim. Şimdi bunları odama götüreceğim. Bilgisayarı bağlayacağım. Koltuğu da taşıyacağız. Hadi gidelim o zaman. Geldik. Burada benim eski koltuğum var. Onu artık çıkaralım. Bunu çıkarıyorum. Bakın ne kadar büyük. Baksanıza. Bunu atıyorum. Artık kim kullanırsa kullansın ya da çöpe atın. Baksanıza. Şurası bile bozuk. Neyse. Şöyle koyalım. Şimdi bizim canavar şöyle. Gel. Şimdi burada kulaklığı bir açalım önce. Kumanda düştü. Kulaklığımızı açalım. Webcam'imizi açalım. Sonra bilgisayara bağlayalım hepsi. Bu da eski kulaklığım. Bu dursun şimdilik. O zaman başlıyorum. Logitech webcam'le başlıyoruz. Bayağı yırttık ama olsun. Aha burada küçük lan. Ne güzel. Şöyle kablolu. Hemen şu kablosunu da açalım. Keşke bunu da kablosuz alsaydık. Ama kablosuz bir webcam'e o kadar para veremem yani. Hazır mısınız? Çok iyiydi ama hızlı oldu biraz. Oldu. Şimdi bu nasıl duracak? Bu galiba bunun bir yerinin açılması lazım. Şurası açılıyordur. Aynen.
Bu böyle duracak arkadaşlar. Şimdi kulaklığı açalım. Ben bunda çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Bu gerek yok ona. Şimdi burada yazılı HyperX yazıyorum. Bu herhalde kart gibi bir şey. Böyle bir fotoğraf var. Kullanım kılavuzu. Jerkjurt. Bizim kulaklığımız burada. Oğlum çok iyi lan. Bir saniye. Konuşsanız evi. Aa kendisi. Ses kontrol. Ha ha ha. Ses kontrol. Çok iyi. Harbi çok iyi. Denesene bir. Ne açıdan iyi? Gürültüyü mü almıyor? Hiç, arkadaşlar hiç gürültü almıyor içine. BMS kulaklığım da bayağı az geçiriyordu ama bu ondan bile iyi yani. Şimdilik şöyle USB. Bu bilgisayara bağlamak için kullanıyoruz. Bu ne? Bu şarj kablosu. Çok kısa. Çok kısa bir şarj kablosu var. Bir de şey şarjı değil. Farklı bir şarj. Neyse bizim evde bundan var. Uzunu var. Bu biraz kısa. Herhalde bunu kullanmam. Neyse mikrofonu takalım. Böyle kullanabiliyoruz. Bu şekilde oynuyor. Böyle. Arkadaşlar mikrofonun süngerini de taktım. Baksanıza çok büyük durdu. Değil mi? Şey gibi durdu. Hani böyle şarkıcılar yaka mikrofonu gibi takar ya buradan böyle uzanır. Hiç elini kullanmadan şarkı söylerler. Bence süper. Nasıl? Bu sesi çok kesiyor ya. Aa şu jiletini de çıkaralım hemen. Çok iyi. Bunları şimdi kapatalım. Yalnız kulaklığın şekli şemali de çok iyi. Webcam da güzel durdu. Çok görüntü kirliliği de yapmıyor. O kadar büyük değil. Bu webcamle size oyun videoları çekeceğim kamerayla. Aldığım ürünleri denemek çok istiyorum arkadaşlar. Biraz deneyeceğim. Sonra size izlenimlerimi aktaracağım. Bilgisayarını da tanıttığım bir video çekeceğim zaten ayrıca. Deneyeyim şimdi bunları. Alışayım biraz. Çünkü ben de ilk defa deneyeceğim. Şu an size bir şey anlatmam imkansız yani. Sağlandıkça düşüyor mu? Yok, düşmüyor süper. Şimdi bakalım şeyi ayarlamam. Aa, kulaklığı takayım. Eski kulaklığı çıkaracağım. Nerede o? Arkada. Hemen buradan çıkardım. Eski kulaklığı şey. Evet arkadaşlar, aradan 2 gün geçti. 2 gündür koltuğu, kulaklığı ve webcam'i kullanıyorum. Çok memnunum. Aldığım kulaklığın kalitesi inanılmaz iyi. Şu yanlarındaki metalleri çok güzel ve terletmiyor arkadaşlar. Pedleri çok iyi. Ses kalitesi zaten mükemmel. Oyun için üretilmiş bir kulaklık olmasına rağmen müzik için de süper. Bassları falan çok iyi vuruyor ve kaliteli malzemeden olduğunu size hissettiriyor. Arkadaşlarım bile sesin çok güzel geliyor dedi. Ben de onlara kulaklığımı değiştirdiğimi söyledim. Koltuk zaten anlatmaya gerek yok. Odanın ışığını kapatıp oynuyorum oyunları. Çünkü görüyorsunuz müthiş. Bir sürü modu var, ışıklarını falan da ayarlayabiliyorsunuz. Webcam'e gelecek olursak fazla kullanmaya fırsatım olmadı. Fakat size oyun videoları gelecek. Biraz kalitesine baktım. Gayet iyi. Koltuğun ışıkları ve webcam'de çok güzel duruyor. Size canlı yayınlar açacağım, videolar ekleyeceğim. Hepsini zaten göreceksiniz. Dediğim gibi hepsinden çok memnun kaldım. Ben de kendi YouTube kanalımı izliyordum arkadaşlar arkada. Yeni krampon aldığım videoyu. Ayrıca bunu öyle yatırıp film izlemesi de acayip keyifli oluyor. Eski koltuğuma kıyasla bu çok daha rahat. Kulaklık da burada arkadaşlar. Mikrofonu da takayım size. Göstereyim. Arkadaşlar açtığınızda batarya level'ını söylüyor. Batarya yüzde kaç dolu onu söylüyor. Buradan mikrofonu kapatabiliriz bakın. Görüyor musunuz? Kapalıyken kırmızı. Ve ses çıkarıyor kulağınıza. Hiçbir şekilde dışarı sesi çok az veriyor arkadaşlar. Fullesen bile sesi çok fazla veriyor sana. Ama dışarı çok az veriyor ve şu ayarlarına da hayran kaldım. Resmen çok kaliteli. Bilgisayar sesinin yüzdesini değiştirebiliyor ve çok pratik. Burası da zaten kaliteyi hissettiriyor ve full olduğunda böyle bir ses çıkarıyor. Gördüğünüz gibi full olunca da böyle anlayabiliyorsunuz. Şurası ve şurası
Böyle deri gibi bir şey ama hiç terletmiyor. Çok hoşuma gitti. Yani nasıl hava alıyor herhalde. Hiç terletmiyor. Ve bahsettiğim gibi burası çok kaliteli malzemeler. Buraları zaten konuşmaya gerek yok. Ve dayanıklı duruyor arkadaşlar. Neyse. Webcam'ım zaten burada. Bu şekilde duruyor. O beni çekecek videolardan. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.